dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya Almanya'daki Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu. Bayram namazı için Kassel'deki camilere giden insanlar namaz kıldıktan sonra bayramlaşmak için kuyruğa girdi. Aynı yaştakiler el sıktı, küçükler büyüklerin ellerini, büyükler de küçüklerin gözlerini öptü. Bayram namazında hocalar hutbelerde cemaatten kırgınların barışmasını, hastaların, komşuların, akrabaların ziyaret edilmesini istedi. İş günü olması nedeniyle bayram namazını kılanların çoğu çalışmak için yola çıktı. Kasruya Başkonsolosu Eğitim Ateşisi Gürkan Avcı, Kurban Bayramı mesajında, Kurban Bayramı'nın dünyanın her yerinde yaşayan vatandaş ve soydaşlarımıza, İslam alemine ve tüm insanlığa refah, barış ve huzur getirmesini temenni ediyor. Vatandaşlarımızın ve tüm dostlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum dedi. Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan ise bayramların bayram olması dileğiyle demiş bugünkü makalesinde ve şöyle devam etmiş. Bugün kurban bayramı. Dünyanın her yerinde Müslümanlar bugün ve önümüzdeki üç gün boyunca kurban bayramını kutlayacak. Kutlayacak dedikse bu sadece 1500 yıllık bir alışkanlık olduğu için diyoruz. Yoksa İslam dünyasının nüfusunun ezici çoğunluğunda bayram kutlayacak bir hal, bir mecal yok. Savaşlar, iç savaşlar, kitlesel göçler, terörist saldırılar, emperyalist müdahaleler, onlara bile rahmet okutan gerici faşist diktatörlükler, şehlikler, krallıklar, emirlikler, tarikat ve cemaatlerin zulmü altında inliyor insanlar. Bütün bu gelişmeler, İslam dünyasını bir ayağı orta çağda öteki ayağı kapitalist emperyalizmin yarattığı sefaletin, cihaletin, cihatist terörizmin batağında daha da derinlere sürüklüyor. Türkiye'de son yıllarda giderek daha çok yukarıda tarif edilen dünyanın bir parçası oldu. Bütün bu bayramı bu koşullarda nasıl kutlarız dedirten gelişmelere karşın bayramların, barışın, kardeşliğin, insanlığın ortak kutlama günleri olduğu, gönül rahatlığıyla kutlanan günler olması dileğiyle herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz demiş. Halkın desteğiyle faşizmi kuran Hitler tarafından 1 Eylül 1939 yılında başlatılan İkinci Dünya Savaşı tarihin en kanlı savaşı oldu. Toplam olarak 60 milyon insan öldü. Savaşın bitmesinden sonra 1 Eylül'ün Dünya Barış Günü olarak ilan edilmesinin ardından Almanya'da da Alman Sendikalar Birliği DGB tarafından savaşa karşı barış günü olarak kutlanmaya başlandı. Her bir Eylül'de olduğu gibi bu yılda DGB, barış örgütleri ve inisiyatifleri tarafından dünyadaki savaş ve silahlanmaya dikkat çekmek üzere çok sayıda değişik toplantı ve gösteri düzenleniyor. Dünya Barış Günü'nde geniş bir ittifak, barışçıl, sosyal eşitlikçi ve savaşa karşı bir politika için 1 Eylül Cuma günü harekete geçti. Frankfurt'ta saat 17'de Kallius Anlage'deki kurbanlar anıtı önünde savaşları durduralım göçün sebepleriyle savaşalım sloganıyla gerçekleşecek merkezi miting için iltica ve göç politikasının yeniden düzenlenmesi çağrısı yapıldı. Bir Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yapılan açıklamalarda savaşa ve silahlanmaya karşı mücadele çağrısı yapıldı. Alman silah tekerlerini dünya genelinde silah satışı her 14 dakikada bir insanın Alman silahıyla öldürülmesine neden oluyor bizim kuşağımızda özellikle barış için ve militarizme karşı güçlü bir farkındalık var. Bu nedenle Gençlik Birliği olarak bazı siyasilerin seçim kampanyasında açıkladığı 30 milyarı aşkın silahlanma planına karşı tepkimizi göstermek istiyoruz diyor DGB Gençlik Örgütü'nden Felix Egersklüks. En kanlı savaş olarak tarihe geçen İkinci Dünya Savaşı'nın üzerinden 78 yıl geçmesine rağmen Yapılan protestolar savaşları engellemeye yetmedi. Suriye ve Ukrayna başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde savaşlar devam ediyor. Sadece Suriye'de 400 bin insan hayatını kaybetti, milyonlarca insansa yerinden, yurdundan oldu. Kandırılan emekçiler. Toplu sözleşmeler yasal güvenlik önlemlerini geçersizleştiriyor asgari yasal güvenceleri kaldırmak için çabalayan işverenlerin oyunlarına sendikalarda katılıyor. Perakende sektöründe çalışanlar daha fazla para için sokağa çıkıyor. Daha fazla para için yapılan grev sadece bunun bir yanı. Ancak kapalı kapılar ardında ne tür kulislerin yapıldığını bilen kimse yok. Birçok işveren geleneksel çalışma dünyasının kurallarını sorgulamak için çabalıyor. Örneğin 8 saatlik iş gününde direnmek dijital çağ için gelecek modeli değil. Alman İşverenler Birliği'ne göre ücretlendirme ve çalışma saatlerinin esnekliği firmanın ihtiyacına göre şekillenmeli. İşverenlerin itirazlarını göz önünde bulunduran Federal Çalışma Bakanı Nales, çıkardığı farklı düzenlemeler toplu sözleşmelerle karar altına alınabilir yasasıyla asgari güvence yasasının çiğnenebilmesinin önünü açtı. SPD'nin başbakan adayı Schulz ise Nales'in daha fazla esnekliğin toplu sözleşmelerle gerçekleşebileceği yasasını öve öve bitiremedi. Şimdi masa başına oturan sözleşme tarafları daha fazla para, daha iyi çalışma süresi, daha fazla güvencenin yasal üst sınırını değil, alt sınırının pazarlığını yapacak. Yani asgari ücretten daha az ücret, daha az dinlenme süresi vesaire vesaire. İyi gibi güçlü bir sendika kısa bir süre önce işverenle kiralık işçilerin asgari güvenlik standartını düşürmesine izin veren bir toplu iş sözleşmesi imzaladı. Kiralık işçiler otomobil sanayisinden biraz daha fazla ücret alacak ancak buna karşılık yasanın 18 ayla sınırladığı kiralık işçilik süresini iki kat artırarak 36 aya hatta 48 aya çıkarabilecek. Kiralık bir işçi kontraste programına yaptığı açıklamada sendikanın toplu iş sözleşmesiyle ilgili bilgi vermediğini söyledi. Hastanelerde de yasal asgari güvence pazarlık konusu yapılmaktan çıkarıldı. Bir doktorun azami olarak haftada 48 saat çalışması gerekirken Marburger Bund toplu sözleşmeyle bu sürenin 58 saate kadar uzatılmasının altına imza attı. Şunun bilinmesi gerekiyor. Çalışma süreleri yasaları gökyüzünden inmedi veya herhangi bir kaçığın düşüncesi olarak ortaya çıkmadı. Yasal dinleme süresi gibi kazaları engelleyici düzenlemeler çalışma tıpı araştırmalarıyla belirlendi, diyor Koblenz Yüksek Okulu'ndan Stefan Sell. Amazon, Berlin, Hamburg ve Potsdam'da taze gıda maddeleri servis yapıyor. Süpermarketler zincirleri rahat bir alışveriş atmosferi reklamı yapıyor araştırmacılar kasasız süpermarket tasarısı üzerinde çalışıyor amazon online gıda maddeleri servisiyle almanya'daki süpermarketler zincirleriyle rekabete girdi amazon 2017 yılı ortalarından bu yana müşterilerine berlin hamburg ve postam'da salam peynir sebze ve meyve servisi yapıyor siparişi takiben birkaç saat sonra taze gıda maddeleri müşteriye teslim ediliyor PFH Göttingen'deki ekonomi informatiği profesörü Manfred Silling'e göre Amazon'un pazara girişi EDK, REWE, Kaufland ve Real gibi yerli süpermarketlerin işini zorlaştıracak. Güçlü servis zinciriyle Amazon taze gıda maddelerinden belki şimdilik para kazanmayacak. Ancak büyük müşteri hedefine ulaşabilmek için hayati derecede önemli bilgi toplayacak. İstatistiklere göre Amazon'un Almanya'da 44 milyon düzenli müşterisi var. YouGov tarafından yapılan bir araştırma sonucuna göre Almanya'da online gıda maddeleri ticareti 2016 yılı sonunda 3 milyar euro seviyesine ulaştı. Uzmanlar tarafından yapılan hesaplamalara göre bu oran gelecek 3 yıl içinde %10 civarında artacak. SPD'de umut yok. Seçimlere kısa bir süre kala kim başbakan olacak sorusunun cevabı ARD Doğuşland Trend'de Merkel olarak çıktı. Kim kiminle sorusunda ise siyah sarı cevabı öne çıktı. Başbakan doğrudan seçilseydi sorusuna ankete katılanların %49'u Merkel, %26'sı Schulz, %18'i ise ikisini de istemediğini söyledi. Bu hafta sonu seçimler yapılsaydı hangi parti ne kadar oy alacaktı? Anket sonuçlarına göre SEDO-SESU %37, SPD %23, Durumu Değişmeyen Sol Parti %9, Yeşiller %8, FDP %8 oy alacaktı. Seçmen desteğini artıran ırkçı AFD partisini unutmamak gerekiyor. Bu ırkçı parti seçmen desteğini bir puan artırarak %11 seviyesine çıkarak parlamentodaki üçüncü güç olma adayı oldu. Derneğe Radyo hazırlayıp sunduğu infomagazinin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Şşşt modundan kurtulup, dinlediğin haberi düşünüp kendi fikrine oluşturabilmen ve beraber olduğun kişilerle tartışabilmen için